Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi ala ni'metil İslam, elhamdülillahi ala ni'metil iman, elhamdülillahi ala ni'metil Kur'an. Elhamdülillahi allazi hadana li hada ve ma kunna linehtediye leula en hadanallah. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نسان سورة سنديز Surenin 61'i bitirdik değil mi? Bitti. 62. ayetteyiz. Estaizu billah. Nisa suresi 62. ayet. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا فَكَيْفَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ Ayet F harfiyle başlıyor. Dolayısıyla öncesiyle yakın bir alaka içerisinde. Öncesinde ne var? Nasıl geleceğiz bu F harfine? Sana ve senden öncekilere, önce indirilmiş olanlara, inandıklarını sözde iddia edenlere baktın mı? Kalkmış tağuta muhakeme olmak istiyorlar. Halbuki onu yok saymakla emrolunmuşlardı. Şeytansa onları uzak bir sapıklığa sürüklemek istiyor. Onlara gelin, Allah'ın indirdiğine gelin, elçiye gelin dendiğinde sen münafıkları senden kaçındıkça kaçındıklarını, uzaklaştıkça uzaklaştıklarını görürsün. Fe Peki, keyfe nasıl olur? İza asabetum musibetun. Onlara bir musibet isabet ettiğinde nasıl olur? Bu demek ki bu sürecin sonunda musibet var. Fe keyfe iza asabetum musibetun. Eğer hem elçiye hem öncekilere indirildiğini sözde iman edip tağuta muhakemeyi arzuluyorsa bir insan, kendisi Allah'a ve elçisine çağrıldığı halde yanaşmıyorsa bir adım sonrasında ayet musibetten söz ediyor. Peki musibet isabet ettiğinde nasıl olur? فَكَيْفَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ Bu keyfe pek çok ayetteki kıyamet sahnesiyle ilgili, işte şöyle şöyle olduğunda nasıl olacak onların hali, tepkileri nasıl olacak? فَكَيْفَ اِذَا فَكَيْفَ de, geçenlerde okuduk böyle bir ayet اِسْتَيْذُ بِاللّٰهِ فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا اُلَّا اِشْهِيدًا O zaman nasıl olur? Her ümmetten bir şahit çıkardığımızda, seni de bunların başına tanık olarak getirdiğimiz o gün, bir de onları o gün görsen, bugünkü tavırları, büyüklenmeleri, istikbarları Cenab-ı Hakk'a karşı.
Dilerseniz fekeyfelere bir bakalım. Çünkü bu bir sallallahu aleyhi ve sellem'in Nisa suresi ayeti. Bu kalıp fekeyfe kalıbı bu haliyle hatırladığım örneklerle sanki hep Kur'an'ın şey ifadesi bu. Şu an için içinde bulunan sıkıntılı durumda müstekbirlerin son derece rahat ve umarsız bir şekilde düşmanlık sergiledikleri, büyüklendikleri bir ortamdan hep bir sonraki evreye işaret ederek orayı adeta bize şimdiden yaşatıyor Cenab-ı Hak. Bir de onları işte şöyle boyunları eğmişken görsen, şöyle şöyle yalvarırlarken görsen, o sahneler üzerinden şimdiye teselli alıyoruz. Yani bu şimdi böyle yapıyor ama Cenab-ı Hak haber verdi bize, bu böyle olacak, akıbeti böyle olacak. O yüzden onun akıbeti üzerinden kalkıp şimdiki haline hatta biraz acıma hissiyle, biraz daha belki perişan olacağı düşüncesiyle daha bir rahat, daha bir ileri görüşlü bakma imkanı sağlıyor. Kur'an bize perdenin bir sonraki perdeyi de haber veriyor. Bu şuna benzer, bir film düşünün. Filmde girişte çok acımasız birisi var. Birine fena halde zulmediyor. Genelde filmlerde filmin yarısından sonra roller değişir, o imkan ele geçirir falan. O baştan son derece acımasız olan ne eder? Alt eder ve izleyicinin intikam duyguları, adalet duyguları tatmin edilir. Böyle bağlanır. Şimdi biri önceden izlemiş olsa filmi, bir başkasıyla gitse, o zulmettikçe ağlansa vahlansa öteki diyecek merak etme merak etme. Öyle acısını çıkarıyor ki ondan. O biraz müsterihtir. Neden? Sonraki evreyi daha önce seyrettiği için biliyor. O yaptıklarına karşı tepkisi biraz daha kontrollüdür. Çünkü sonraki aşamada onun fena halde bunun acısını çıkaracağını biliyor. Şimdi Kur'an'ın bize verdiği bilgi bunun gibi bir şey. Sonraki evrede bunlardan mevcut zulümlerinin karşılığı alınacağı için bize Cenab-ı Hak sahne sahne oralardan bilgi gönderiyor, ötelerden bilgi gönderiyor. Dolayısıyla adeta filmi daha önceden izlemiş gibi hayata bakabiliriz. Zalimlerin zulmüne böyle bakabiliriz. Hel فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْاَرَائِكِ يَنْضُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَنْضُرُونَ Şimdi de müminler kafirlere gülüyorlar. Vaktiyle onlar gülüyorlardı. Şimdi müminler gülüyorlar. Tahtları üzerine kurulmuş kafirlere bakıyorlar. Acaba هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفَالُونَ Yaptıkları zulümlerin karşılıklarını güzelce görüyorlar mı diye bunu müşahede ediyorlar, buna tanıklar. Böyle ayetler var bize sonraki aşamadan, özellikle ahiret aşamasından, cezanın başladığı evreden. Bu okuduğumuz ayet de cezanın dünyadaki versiyonundan söz ediyor. Ama aynı kalıpla girmiş. Fekeyfe. Bakalım böyle çok kalıp var mı fekeyfe ile başlayan? 16 veya hepsi böyle dediğimiz, böyle bir manada mı kullanılıyor? Belki başka bağlamlarda da geçiyor olabilir. 16 yerde varmış fekeyfe ile başlayan. Ali İmran'da fekeyfe izâ cema'nâhum liyevmin lâ raybe fîhî. Nasıl olur? Kuşkusu olmayan o günde onları topladığımızda nasıl olacak peki? Bu fekeyfe ile nasıl olacak peki gibi olabilir. Fekeyfe izâ cema'nâhum. Nasıl olacak biz onları topladığımızda, yani onların hali? Liyevmin, öyle bir gün için. Lâ raybe fîhî. O gün hakkında kuşku yok. Ve vuffiyet kullu nefsin, ve her nefse tas tamam karşılığı verildiğinde o gün. Vahum la yublamun, ve asla zulmedilmedikleri o günde nasıl olacak? Bu bize şimdi böyle bir günde onların ne hale düşeceklerini tahmin etmemizi Cenab-ı Hak soru ile soruyor. Ali İmran 25. Nisa suresi. Fekeyfe izâ ci'nâ min kulli ummetin bi şehidin. Her ümmetten bir şehidi, bir tanığı, bir tanığı çıkardığımızda, bir şahidi çıkardığımızda, seni de وَجِئْنَذِكَ عَلَى هَاُولَٰئِ شَهِدَ şu an sana zulmedenlerin, şu an sana karşı savaşanların üzerine tanık olarak da seni getirdiğimiz o gün, yani hesabı kitabı defterler açtığımız o gün nasıl olacak bunların durumu? Bir de o sahneyi düşün, biraz teneffüs, biraz soluklan o sahne üzerinden. Yani orayı düşünerek bunların mevcut bugünkü zulümleri
Ne daha tahammüllü ol, daha sabırlı ol. فَمَحِّلِ الْكَافِر۪ينَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدَ Kafirlerin mevcut taşkınlıklarının onların bir seçimi, tercihi olduğunu ve bunları yaşamak üzere Cenab-ı Hakk'ın onlara fırsat verdiğini, yani bu şeyle bak, ufkun, yani bu açıdan bakarsan kafirler böyle olmalı. Nisa kaç? Nisa 41'di. Geldik şimdi Nisa 62'ye. Bizim okuduğumuz ayet. فَكَيْفَ اِذَا اَصَابَتُمْ مُصِيبَةٌ Onlara musibet isabet ettiğinde nasıl olacak? Belli ki bu musibet dünyadaki bir musibet olmalı. Çünkü devamında ثُمَّ جَاءُكَ Sonra sana gelirler. Firavun gibi musibet gelince Hazreti Musa'ya başvuruyordu. Bunlara da musibet isabet edince eyvah musibet isabet etti. Cenab-ı Hak bizi hırpaladı. Bundan kurtulmak için yanlış üzere olduklarından, suçluluk içinde olduklarından vaktiyle tağuta muhakemeyi tercih edenler, Hazreti Peygamber'e varmaktan uzak kaçanlar dönüp Hazreti Peygamber'e geliyorlarmış. Biz ettik sen etme, bağışlanma dileyerek, Cenab-ı Hak'tan kendileri için bağışlama dilemesini talep ederek. Bu bizim ele alacağımız ayet. Birazdan bakacağız ona. A'raf suresinde bu başka bir fekeyfe. فَتَوَلَّا عَنْهُمْ Onlardan çekti, uzaklaştı. وَقَالَ dedi ki ya kavmim لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي Risalatı Rabbi. Ben Rabbimin buyruklarını size tebliğ ettim. وَنَسَحْتُ لَكُمْ Ben size nasihat ettim. Onları Allah helak etmiş. Onların helakinden sonra peygamber onların arasında geziyor veya onlara bakıyor veya uzaktan onlara böyle konuşuyor. فَكَيْفَ اَسَا عَلَاقِ Şimdi ben nasıl size üzüleyim yani? Nasıl üzüleyim? فَكَيْفَ Buradaki فَكَيْفَ Şimdi ben nasıl üzüleyim sorusundaki keyfe. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٍ Nasıl oldu benim ikabım? فَكَيْفَ كَانَ وَلَقَدْ اِسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ Senden önce de elçilerle alay edildi. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا Yok sayanlara, kafirlere süre tanıdım, mühlet verdim. Azgınlıklarını, taşkınlıklarını icra etsinler diye. ثُمَّ أَخَذْتُمْ Sonra aldım, yakaladım. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٍ Nasıl oldu benim ikabım? Bir de demek ki ileriye dönük fekeyfeler olduğu gibi geçmişe dönük olanlar da var. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٍ Git bak, nasıl cezalandırmışım, nasıl yakalanmışım. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٍ Nasıl oldu benim ikabım? بِأَصْحَابِ الْفِيلِ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى Medyen halkında olduğu gibi. Musa da yalanlandı. فَاَمْلَيْتُ لِلَّذ۪ينَ فَاَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِ Yine kafirlere mühlet verdim. ثُمَّ اَخَدْتُمْ Değil mi hikayetin bir benzeri? فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ Ardışık mı bunlar? Yok. Bak 1.32 rahatta. Biri ta Hac suresinde. Burada seçip buluyor, bizim önümüze koyuyor. Sebe suresinde فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ Deminki ayetin bir benzeri. Fatır suresinde aynı yine فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٌ Nasıl oldu benim ikabım, cezalandırmam. Muhammed suresinde فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ Melekler onlara varıp canlarını almaya vardığında nasıl olacak peki? Yani şu ankinin aksini göstermek üzere fe ile geçiş yapıyor Cenab-ı Hak. Şu an sanki ebediyen yaşayacakmış gibi, hayatı kendi elindeymiş gibi son derece rahat, umursamaz, yaratıcıyı tanımıyor. Yaratıcı ile ilgili bir şeyler konuşulduğunda umursamıyor, istifafta bulunuyor, tahkir ediyor küçük. Peki melekler vefat ettirmek üzere geldiğinde nasıl olacak? فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ Melekler onları vefat ettirirken nasıl olacak? يَضْرِبُونَ Vururken وُجُوهَهُمْ Yüzlerine وَاَدْبَارَهُمْ Ve dübürlerine vururken nasıl olacak? Demek ki melekler öyle gelip itinalı bir doktor edasıyla almıyorlar canı. Böyle kimselerle ilgili özellikle. Çünkü ötekilerle ilgili اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلَ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا Onlara melekler son derece sıcak, Rabbim Allah'tır deyip dost doğru olmuş olanlara melekler iner. Derler ki لَا تَخَافُوا Sakın ha korkmayın. Çünkü yakin aralandı ya, perde aralandı. Melekleri görüyor, büyük bir kaygı olur, tereddüt olur. Meleklerin ilk söylediği şey لَا تَخَافُوا Sakın korkmayın. وَلَا تَحْزَنُوا Ve sakın hüzünlenmeyin. وَاَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ Daha o zamandan cennet ile müjdeliyor. وَاَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِي كُنْتُمْ تُعَدُونَ
Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya ve fil ahire. Bu iyilerle ilgili muamele. Kötülerle ilgili muamelede yadribuna vucuhahum ve adbarahum. Yüzlerine vurduklarını bir görsen. Nasıl olur yüzlerine vurduklarında? Yine şöyle demek. Yine böbürlenecekler mi? Yine ilahlık taslayacaklar mı? Yine tağutun hükmüne başvurmayı, Allah'ın hükümlerini hafife almayı, yanlış bulmayı, küçük küçümsemeyi sürdürebilecekler mi? Hayır. Bel humul yevme musteslimun. Onlar bugün teslim olmuş vaziyetteler. Yalvar yakar vaziyetteler. Bu ötelerden gelen bilgi. Filmi bizden önce seyredenin söylediğinden daha güvenilir. Ve la yunebbi'uke mithlu habir. Hiç kimse Allah gibi sana haber vermez diyor Cenab-ı Hak. Kat'i surette böyle olacağından emin olduğumuz bir habirin bilgisi, verdiği bir bilgi. Melekler onlara vurup yüzlerine ve dübürlerine vurduğu an tam tersi teslimiyet üzere geri dönmeyi, bağışlanma dilemeyi, bütün zilletlerini üzerlerine alacaklar. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ Nasıldı benim azabım? Nasıldı benim uyarılarım? Hem uyardın ama dikkate alınmadı. Azaba dönüştü. كَذَّبَتْ عَادٌ At da aynı şekilde yalanladı. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ Mülk suresinde yine deminkilere benzer. فَكَيْفَ كَانَ Bu da geçmişe dönük. Nasıl oldu benim azabım? Müzzemmil suresinde فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْغِلْدَانَ شِيبًا Nasıl korunacaksınız öyle bir günden? Eğer böyle küfür üzere devam ederseniz, اِنْ كَفَرْتُمْ Küfür etmeye devam, yok saymaya devam ederseniz, sizi öyle bir gün bekliyor ki o gün nasıl, yani o güne karşı hiçbir tedbirimiz yok. Öyle bir gün ki يَجْعَلُ الْغِلْدَانَ شِيبًا Çocuğu, yeni doğmuşu yaşlandırır. Ak saçlı hale getirir. Öyle sıkıntılı bir güne karşı neyle korunacaksınız eğer küfretmeye devam ederseniz? Bu da böyle bir fekeyfeydi. Düşündüğüm tarzda 5-6 tane fekeyfe çıktı bu 16 taneden. O zaman nasıl olacak türünde bir soru bu. Bizim ayette yine Allah'ın buyruğunu takmayan, elçisine önem vermeyen, tağutun hükmünü önceleyen kimseler var. Bunların bu inadına, vahye karşı duyarsızlıkları, sorumlulukları geldi burada fekeyfeye tosladı. Fekeyfe izâ asâbethum musibetun. Onlara musibet isabet ettiğinde nasıl olacak peki? Bimâ kaddemet eydîm. Musibetin niçin isabet ettiğini biz ilgiyi önceki ayetlerle kurarak yapmıyoruz sadece. Ayet kendi içinde de söylüyor. Bimâ kaddemet eydîhim. Yaptıklarından ötürü. Demek ki tağutun hükmüne başvurmak, musibete imzalı, isimli, soy isimli davetiye çıkarmak gibi bir şey. Hemen musibet ayeti geldi akabinde. فَكَيْفَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ Onlara musibet isabet ettiğinde. Kelime musibet. Niye? İsabet kökünden. Hem de asabeyi özellikle kullanmış fiil olarak da. Hem asabethum peşi sıra musibetun. Bu şu demek. Yani arabanın tekerleği şey olur, asbel kader işte oldu, tedbirsizlik. Böyle bir şey değil. Geçtiği yerde deprem oldu, o yüzden oldu. Ev çürüktü, o yüzden oldu değil. O gelen musibet adrese teslim, vaktiyle, zamanıyla, her şeyle ayarlanmış. Çünkü isabet kelimesi kullanılıyor. İsabet ne demek? Hedeften çıkmış, adresini arayan, adresine yönlendirilmiş bir okun hareketine veya herhangi bir böyle bir cisim hareketine isabet denir. Tabii. Dolayısıyla Cenab-ı Hak diyor ki bimâ kaddemet eydîn elleriyle yaptılar. Tağutun hükmünü öncelediler. Bu davranışları musibete dönüştü. Çünkü bu davranış musibete davetiye yazmakla eş anlamlı. O yüzden musibet geldi ve isabet etti. Elbette ki bunu Cenab-ı Hak bir şeylerle perdeliyor. Ya arabanın tekeri gevşemiş oluyor, o yüzden oluyor. Ya bilmem neyden oluyor. Ya fay hattında birikmiş oluyor, ondan oluyor. Yahut geçtiği yerde yukarıdan birisi saksıyı bırakıveriyor, bir şeyden oluyor. Onu bağlayabilecek bir ilinti kalıyor tabii ki hayatın içinde. Ama akleden insanlar bunun isabetli, her şeyin kontrol altında olduğu bilinciyle, yani bu kimseler bile öyle düşünüyorlarmış, bırakın başkalarını, gelen bu musibetin adresine teslim geldiğini, çünkü vaktiyle yaptıkları yanlışlıkların bir sonucu olduğunu fark ediyorlarmış. فَكَيْفَ اِذَا أَصَابَتْتُمْ مُصِيبَةٌ Onlara musibet isabet ettiğinde nasıl olur?
Bima kaddemet eydihim, elleriyle yaptıklarından ötürü. O yüzden her musibetin arkasında ne yaptım da bu geldi prensibiyle hareket etmek lazım. Ve ma asabakum min musibetin febima kesebet eydikum. Ne musibet size isabet ediyorsa ellerinizin kazandığının neticesidir. Bu efradını cami, agyarını mani bir ifade. Ma asabakum, ne musibet size isabet ediyorsa febima kesebet eydikum, ellerinizin kazandığınız iledir. Ayet nasıl devam ediyor? Ve yafu an kesir. Allah çoğunu da örtüyor. Çoğunu da görmezden geliyor. Yani her gelen musibet kazanımlarımızın sonucudur. Ama her kazanımımız musibete dönüşmüyor. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti bir kısımlarını göz ardı ediyor. Hiç musibete dönüştürmeden affediyor. Bir kısımlarını musibete dönüştürüyor. Ama musibet olarak karşımıza çıkan her şeyin arkasında kazanımlarımızın yattığını Kur'an bize öğretiyor. Burada açık ilişki var. Tağuta ve tağutun hükmüne yaslanma, onu Allah'ın ve elçisinin hükmüne önceleme ve akabinde gelen musibet. فَكَيْفَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يهِمْ. Dolayısıyla insan takvaya yönelmek istiyorsa bu olayı buradan okuyunca kendi içinde bunu daha olay gelmeden şey etmeli. Yani hazır mıyım musibete? Musibet seçeneğine mi hazırım? Yoksa kendimi tekrar Allah'a ve elçisine mi yönlendireceğim? Onun buyruklarını mı esas alacağım hayatımda? Yoksa ben onları önemsemeyeyim, musibet de varsa geleceği ne yapalım? Çekeriz yani. Atın ölümü arpadan olsun. Tarzında göğüs mü gelecek? Eğer musibeti baştan prova ederse zihninde, Cenab-ı Hak bana neler yapabilir diye bunu düşünürse, bu seçeneği göze alamayacağını düşünüyorum. Akleden bir insanın. Çünkü Allah'ın nereden vuracağı, nasıl vuracağı, nasıl acıtacağı hiç belli olmaz. Bunu dünya için konuşuyoruz. Bu da zaten dünya ile ilgili. Bima kaddemet eydihim, elleriyle yaptıklarından ötürü onlara bir musibet geldiğinde nasıl olur? Nasıl olur? Ayette söylüyor. Thumma ca'uke. Çıkar gelirler sonra sana. Yehlifûne billahi. Allah'a yemin ediyorlar. Neye yemin ediyorlar? İn aradna illa ihsanen ve tevfika. Biz sadece iyilik olsun istedik. Yani güzellik olsun istedik. Niyetimiz kötü değildi. Biz tağuta giderken yani seni küçümsediğimiz için, Allah'ın buyruklarını küçümsediğimiz için değil. İnan ki kötü bir niyetimiz yoktu diye yemin ederler. Hem de Allah'ın adına, hükmünü beğenmedikleri Allah'ın adıyla tağutun hükmüne başvurmayı kendilerince iyi göstermeye çalışırlar. يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ. Allah'a yemin ederler ki اِنْ اَرَدْنَا اِلَّا اِحْسَانًا. İyilikten başka bir şey istemedik. Güzellik olsun istedik yani. Nasıl bir güzellik olur tağutun hükmüne başvurarak? Yani senin dediğin biraz kabul görmeyecek bir hüküm. Etraf pek uygun düşmez onlara. Sıkıntı çıkar diye düşündük. O yüzden yani kendi kısır aklımızda onunki daha bir uygun. Öyle bir düşündük yani. Vallahi kötü niyetimiz yoktu derler. İn aradna illa ihsan. Başka ne? Bir kelime daha var burada. Ve tevfika. Ve tevfik istedik. Tevfik ne demek? Bizde muvaffakat, tevafuk diyoruz ya. İsabet, tesadüf yoktur, tevafuk vardır. Yani uyum demek. Biz uyum arzuladık. Sadece niyetimiz iyilikti ve uyumdu. Yani uyumlu olan seçenek tağutun vereceği hükümdü. Konjüktüre uygundu, bize uygundu. Yani hır çıkmazdı, gürültü çıkmazdı. Seninkinde hır çıkardı. Sen taksimat yapıyorsun. Taksimatında şuna şu kadar veriyorsun, buna bu kadar veriyorsun. Kavga gürültü çıkacak şimdi kardeşler arasında. Yani o yüzden uyumlu olan seçenek dedik. Kavga çıkmasın. İnan ki kötü bir niyetimiz yoktu. İyilik, güzellik dedik. O tarafa yöneldik. İn aradına illa ihsana. Yemin ederler Allah'ın adıyla, Allah adına. Biz sadece iyilik olsun istedik, güzellik olsun istedik ve tevfik olsun istedik. Yani maslahatı gözettik, sonuca gidelim dedik, tıkanmayalım orada dedik vesaire. Konjüktür, şu, bu ağızları kalabalık. Onların ifadesini Cenab-ı Hak böyle veriyor. Böyle verirken de tabii biz bu ifadelerden ta yez'umune'den itibaren anlıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın onlara bakış açısını. Onları daha baştan samimiyetsizler olarak tarif etti. Temelde iman noktasında samimiyetsizler. Başlarına musibet gelince hemen kıvıranlar. Bu herden böyle olmuş.
Şirkte bile böyle. Musibet geldikçe en vazgeçilmezleri olan şirkten bile vazgeçip ihlas ile de'avullaha muhlasıyla lehuddin. Hemen Allah'a dönüyorlar. Bu tipler korku, bu tipler derken müminlerin dışındaki herkes bu çerçevede. Musibet geldikçe boyun eğen, dönen, musibet çekildiğinde tekrar böbürlenen, kendi bildiğini okumaya kalkan. Bunun istisnası var mı? Bunun istisnası yok. Yani musibet gelse de böbürlenmeye devam eden, başına sıkıntı geldiği halde ben Allah'ı tanımıyorum, ne biliyorsan yap diyen iddia yok. En alası Firavun, onun da ölüm anında ne dediğini Cenab-ı Hak bize Kur'an'da haber veriyor. Dolayısıyla ilahlık taslayanından en aşağısına kadar kafirlerin yaklaşımı böyle gitgelli. Sıkıntı geldiğinde boyun eğen, samimiyete bürünen, yeminlerle dönen, sıkıntı uzaklaştığında, kendisini rahat hissettiğinde kella innel insane leyatga an ra'ahu istagna, kendisini müstağni hissettiğinde, kendi kendine yeter hissettiğinde, Cenab-ı Hakk'ın kendisine ulaşmakta bayağı bir mesafe var, ortam çok sakin, hava güzel, böyle gördüğünde, dengeli gördüğünde, istikrarlı gördüğünde ortamı, bu sefer yine günaha yönelen, yine böbürlenmeye, istikbara yönelen bir yaklaşım içerisinde. Müminler öyle değil. Müminler bu anları hep hesaplayabilen ve her şey istikrarlı olduğu anda bile Cenab-ı Hakk'ın kendisine herhangi bir yerden musibeti en istikrarlı bir ortamda bile gönderebileceğini zihninde tutan, akleden, dolayısıyla da o anda bile korunmaya çalışan, Cenab-ı Hakk'a karşı gelmemek üzere tedbirler alan kimse. Bunlar müminler. Akleden tipler bunlar. Akletmeyenler ortamı sakin gördü mü hiç kimse yok sanıp bağırıp çağırıyor. ثُمَّ جَاءُكَ, sana çıkıp gelirler. يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ, Allah adına yemin vererek. اِنْ اَرَدْنَا اِلَّا اِحْسَانَ, biz iyilik istedik. وَتَوْف۪يقَ, ve uyum istedik, güzellik istedik. Bizim başka bir amacımız yoktu. Kötü niyet, kötü amaç onlarda nasıl bir şey? O meçhul. Çünkü Kur'an tarif ettiği en kötü şeyi iyi bir niyet ile yaptıklarını söylüyorlar. Kur'an'ın da yok saymakla emrolundukları halde hükmüne başvurarak yücelttikleri, hükmüne başvurarak ilmine, bilgisine değer verdikleri, bu arada Allah'ı ve onun hükmünü yerlerde süründürdükleri, bu korkunç çelişkiyi iyi niyetle yaptıklarını söylüyorlar. Bir anlamı var mı bunun? Onu bir sonraki ayette göreceğiz. Şeyde de vardı hocam, münafıklar. Fesat çıkarmayın dendi. قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ, derler ki biz ıslah ediyoruz. Yani ifsad ediyor. Niye ifsad ediyorsunuz dendiğinde اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ, biz ıslah edeceğiz. Söylem ile eylem tam zıt. Demek ki onlarda bu bir şey, yani yöntem haline gelmiş. Yaptığı işi hep iyi lanse etmeye çalışıyor. Kötü bir şey yapıyor ama onu iyi lanse ediyor. İyi bir kılıf koymaya çalışıyor onu. Müfessirin ayetle ilgili tefsirine bakalım. Fekeyfe, peki nasıl olur? Yakunu halu haula'i dallin, bu şaşkınların, bu dalaletteki kimselerin hali nasıl olur? İza asabetun musibetun, onlara musibet isabet ettiğinde. Bima qaddemet eydihim, elleriyle yaptıkları. Yaptıkları kelimesi değil, kaddeme var. Yani önceden yapmış oldukları, önceden bize takdim et, göndermiş oldukları. Demek ki bir şey yaptığımızda öncesine bakacağız. Ben bazen ilerisine de bakıyordum. Yani diyorum acaba ileride yapacağım bir günahtan ötürü de Cenab-ı Hak öncesinde beni. Çünkü öncesi sonrası yok ona göre. Ama bu ayetler anlatıyor ki demek ki geriye bakacaksın. Çünkü Cenab-ı Hak ilişki kurabilmemiz için herhalde bildiklerimiz üzerinden bizi cezalandırır. Geçmişte ne yaptım? Nerede kusurum var? Bu gelen ceza hangi kusurla ilgili olarak bana geliyor? Onu sürdürdüğüm takdirde bu ceza ve benzerlerini de süreceğini bilmem lazım. Kaddemet. Dolayısıyla önceden yaptıkları, önceden bize gönderdikleri şeylerden ötürü onlara musibet isabet ettiğinde nedir bunlar? Minel maasi, masiyetler, günahlar. وَمِنْهَا, yine bunlardan bağlam içerisinde kalacak olursak تَحْكِيمُ الطَّاغُوتُ, tağutun tahkim edilmesi, tağuta tahkim yetkisinin verilmesi, hüküm danışılması.
ثُمَّ جَاءُكَ Sonra sana çıkar gelirler. مُعْتَذِر۪ينَ Özür dileyerek. لِمَا صَدَرَ مِنْهُمْ Kendilerinden sadır olandan ötürü. Şimdi bunları düşünüyorum da bunlar yine epeyce yani uyanık kimselermiş. Yani en azından gelip biz onu o eylemimizi yanlış yapmıştık diyebiliyorlar. Acaba şöyle mi gelişiyor? Hazreti Peygamber'e geliyorlar. Şöyle musibet geldi başımıza diyorlar. Hazreti Peygamber de onlara sizler gittiniz tağutu hüküm tahkim ettiniz. Olur deyince Hazreti Peygamber'in sözü üzerine onlar da savunma amaçlı ya bizim orada iyi niyetten başka gayri yoktu. Böyle mi gelişiyor yoksa doğrudan Hazreti Peygamber'e gelip hiç ona sözü bırakmadan itiraf ediyorlar. Ya biz yanlış yaptık. Cenab-ı Hak da musibet gönderdi. O yaptığımız işlerdeki yanlışlığımız aslında kötü niyetli değildi vesaire. Yani bir adım önden dürüstçe mi davranıyorlar? Hocam belki de yaptıkları amelin peşinden inen ayetlerin ardından durumlar ortaya çıkınca gelip durumlarını beyan ediyorlar. Ya öyle. Yasırma münafıkın yani. En tünezzel aleyhim suratun tünebbihum bima fi kulubihim. Ama burada musibetten söz ediyor. Eğer gelen ayetlerle ilgili musibetten ziyade bir de böyle bir yaşanan bir musibet var ise فَكَيْفَ اِذَا أَصَابَتْتُمْ مُصِيبَتُمْ Onlara musibet isabet ettiğinde بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يهِمْ Elleriyle önceden bize gönderdikleri yüzünden جَاءُوكَ Sana geldiler. Bu da yukarıdaki ayetteki gibi رَأَيْتَ gibi sonucunu konuşuyor. Sana geldiler. Ne yaptılar? مُعْتَدِر۪ينَ Özür dileyerek لِمَا صَدَرَ مِنْهُمْ Kendilerinden sadır olan yanlışlıktan ötürü. وَيَقُولُونَ Ve diyorlar ki اِنْ اَرَدْنَا Biz istemedik. Bu in nafiyedir. İn aradına biz istemedik illa ihsana. İhsandan gayrı bir şey istemedik. Yani iyi bir niyetten gayrı hiçbir niyetimiz yoktu demek. İn aradına illa ihsana. İhsandan gayrı bir şey istemedik. Güzellikten gayrı ve tevfika ve uyumdan gayrı bir niyetimiz. Muvaffakiyetten, olayı sonuca bağlama arzusundan gayrı bir niyetimiz yoktu. Ancak tağut üzerinden bu problem iyi çözülürdü. Taraflar uyumlu, ortama uyumlu bir şekilde. O yüzden öyle götürdük. İnan ki kötü bir niyetimiz yok. Ey yani ma kasadna kastetmedik. Fidelik o yaptığımız işte illel ihsan, güzellikten gayrı bir şey. İlel mutakasimin yani o aralarında husumet bulunanlara iyilik edelim istedik. Çünkü onun çözümü en iyi olurdu. Bu aslında kendi içinde tağutun vereceği çözümün taraflara hayır olarak döneceği ni benimsedikleri veya bunu inandıkları da var. Halbuki yukarıda ayette Allah ve elçisine döndürün. ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَاَحْسَنُ تَعْو۪يلَ demişti. O daha hayırlıdır. Taraflara hayır olarak dönür. Sonuç tevila. Sonuç olarak orada hayır vardır demişti. Onlar tağutta beklemişler ihsanı ve tevfiki ve aslında söylemleriyle niyetlerini izhar ediyorlar. Tamam tağuttan böyle şeyler beklemez ama biz öyle niyet ettik inan ki. Vallahi ben niyetimiz böyleydi diye niyetleri üzerinden durumu kurtarmaya çalışıyorlar. Müfessir diyor ki وَهُمْ كَذَّبَتُمْ فِي ذَٰلِكَ Bunlar bu söylediklerinde yalancılar. Zaten ayetten biz bunu anlıyoruz. Çünkü Cenab-ı Hak onları ironik bir şekilde anlatıyor. فَاِنَّ الْاِحْسَانَ كُلُّ الْاِحْسَانِ فَاِنَّ الْاِحْسَانَ كُلَّ الْاِحْسَانِ تَحْكِيمُ اللّٰهِ وَرَسُولِ İyiliğin hepsi, büsbütün hepsi ancak Allah'ı ve elçisini tahkim etmekle mümkündür. Başka yerde güzellik, Allah'ın kara dediği bir şeyde tağutun ak dediğine başvurarak güzellik aramak. Allah'ın ak dediği bir şeyde tağutun kara dediği bir şeye başvurarak güzellik aramak. Tağutun Allah'ın hükümlerine karşı alternatif olarak sunduğu farklı hükümlerde iyilik aramak, güzellik aramak. Bu Allah'a sen bilemedin o biliyor demekten gayrı bir şey değil. Hem yapılan işte netice güzel olmaz, sonuç güzel olmaz. Hem de aynı anda Cenab-ı Hakk'a karşı yapılmış muazzam bir cürüm ortaya çıkar. Ayette Cenab-ı Hakk'ın bir ayetini veriyor burada müfessir. وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا Hüküm bakımından Allah'tan daha iyisi kim? وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا Şimdi bu ayete cevap verin. Falanca diyebilir miyiz? Yani Allah'ın hükmünden daha güzel falancanın hükmü. Tabi Allah'ın hüküm beyan ettiği konularda konuşuyoruz. Cenab-ı Hakk'ın hükmünü bilmediğimiz konularda alıp ölçüp tatmaktan, bakmaktan gayrı bir şeyimiz yok. Ama Allah'ın ak dediği bir konuda, Allah'ın böyle olsun dediği bir konuda gidip de biz alternatifinin daha güzel olduğunu bulabildik mi şimdiye kadar? Cenab-ı Hak böyle diyor ama baktık falanca aynı konuda şöyle bir öneride bulunuyor. Onunki daha güzel. Kur'an böyle bir şey olmadığı iddiasında.
akleden insanlara bu iddiayı kurcalamak düşer. Yani hakikaten Cenab-ı Hakk'ın hükümleri o kadar ideal mi? Yani akleden kimse bu sorumluluğu yüklenir. Uzaktan uzağa evet en iyisi Allah'ınkidir demek ile Cenab-ı Hak böyle bir iman beklemiyor. Ala basiretin, basiret üzere. Kul hâzihi sebîli ed'u ilallâhi ala basiretin. Olabildiği kadar. Hepsini yapamazsın birkaç örneği üzerinden. Zaten hayatında insan pek çok örnek ile yolu kesişiyor. İster istemez hangisi daha doğru diye düşünün. Cenab-ı Hak her insana bunları değerlendirecek bir kapasite vermiş olması lazım. Bununla sorumlu tuttuğuna göre bu kitap ile, bu olaylar ile, bunu muhakeme etmek ile, şu soruyla sorumlu değil mi? وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا Bunu değerlendirebilecek bir imkanımız var ki Cenab-ı Hak bize soruyor. Daha iyisi, hükmün daha doğrusu, doğruyla yanlış ayırt edemez durumda yarattıysa bizi, biz böyle bir durumdaki adam için hükmün doğrusu da bir, eğrisi de bir. Ona ne desen aynı. Demek ki temyiz edebiliyoruz. O zaman Cenab-ı Hakk'ın verdiği konulardaki hükümlerini alıp aynı hükümlerin ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu, daha aynı konuda tağutun veya başkalarının ona alternatif hükümlerinin kıyaslamak, mukayese etmek ve şu gerçeğe ermek, iman böyle gerçekleşiyor. Bunun en güzel olduğunu gözle, elle tutacak şekilde görmek. İşte orada iman وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ayetinde olduğu gibi derinlere iniyor. Elle tutulur, gözle görünür bir halde sağlamlaşıyor, tahkik oluyor. وَمَنْ اَحْسَنُ Kim için? لِقَوْمٍ يُقِنُونَ Bak yuqinun ne demek? Böyle bir şey. Yakinen işe el atan kimseler demek. Uzaktan uzağa kalanlar değil. Hakikaten o hükmü alacak, bu hükmü alacak, koyacak, mukayese edecek, bakacak, bunu değerlendirecek, düşünecek, tartacak. Cenab-ı Hak doğru söylüyor. Öteki bunun yanında beş para etmez. Bunu aklederek değerlendirecek, görecek ve samimiyetle sonuca gidecek. Öyle bunları numaradan yapsın, sonra da Allah'ınkine bu en güzel desin diye böyle bir şeyden söz etmiyoruz. Bunu gerçekten yapacak. Şimdi sanıyorum birilerinin aklına şöyle bir şey geliyor. Ya bakarsa ki ötekinin hükmü daha doğru, o zaman diyecek ki ötekinin hükmü daha doğru, bu Allah'ın hükmü olamaz. Buradan hareket edecek. Ta ki Cenab-ı Hak ona doğrusunu gösterinceye kadar. Eğer ömrü bitti hala öteki hükmünü daha doğru görüyor ise araştırdığı halde, iyi niyetli olan peşine gittiği halde, ben diyorum ki yine doğru gördüğünü iddia etmeye, savunmaya devam etsin. Samimi ise. Böyle bir şeyin olamayacağını bilerek. Çünkü Allah'ın böyle bir yanlışın doğru gibi görünemeyeceğini hiç kimseye. Bundan emin olduğumu bilerek samimiyetle durmayı daha önceliyorum. Ama diyorum ki eğer samimiyet izlisen, yalandan bunu yapıyorsan bunu Allah zaten biliyor. Eğer samimiyet üzereysen Cenab-ı Hak, o zaman da biliyoruz ki Allah la yukellifullahu nefsen illa ma ataha. Allah vermediği hiçbir şeyi hiç kimseden sormaz. Eğer onu temiz edemedi, temiz yeteneğini vermedi Cenab-ı Hak ona o konuda, onu da ona sormaz. Ama yok öyle bir seçenek. Senurihim ayatina fil afaqi ve fi anfusihim hatta yetebayyana lahum ennehu'l hak. Allah hakkı belirgin hale getirir o kimsenin nezdinde. Dolayısıyla şu etrafta gördüğümüz bu türden iddia sahiplerinin hepsi safiyane yalancı kimseler. Safiyane yalancı kimseler. Ama biz yine göstermelik olarak diyoruz ki sen samimiyetle bunu iddia ediyorsan devam et. Eğer böyle diyorsan devam et. قُلْ اَتَّخَدْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدًا Elinizde böyle bir iddia varsa Allah'tan, samimiyseniz devam edin. Allah şeyini bozmaz. Hani benzer bir durum, Yahudiler diyorlarmış ki bize Allah ceza vermeyecek, biz şöyleyiz, biz böyleyiz. Yani eğer bu dediğinizde samimiyseniz devam edin. Allah böyle bir söz vermez ama verdi diyorsanız devam edin. فَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ Allah sözünü değiştirmez. Artık inan, ne güzel yani. Bak ne mutlu size demek düşüyor bize. اَنْ تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Yoksa siz ilme dayanmayan, temelsiz bir şey sadece dillerinizle mi söylüyorsunuz? İçte gayrı, dışta gayrı. Onu da Allah biliyor. Herkes ayrıca özenle, dikkatle sınanıyor. Ve herkes kendi sınavının sonucunu kesin bir şekilde yaşayacak. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَا وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَا Helak bulan da kesin net bir kanıt üzere sonuca gidecek. Hayat bulan da kesin öyle garampole kimse gelmeyecek. Katakulleye kimse gelmeyecek. Dolayısıyla لِقَوْمِنْ يُقِنُونَ Kur'an sonuna kadar ikanı emrediyor. Yakinen meselelerin üzerine gitmeyi emrediyor.
Üstün körü iman edenlerin yüceltildiği tek bir ayet görebiliyor musunuz? Üstün körü iman edenlerin, yalan yanlış iman edenlerin, incelemeden, bakmadan, şey etmeden iman edenlerin. Hayır, Kur'an tam tersi, irdelemeye, yoklamaya, incelemeye, üstüne gitmeye, Allah'tan olduğu için güven duymaya, Allah'tan gayrı olsa bir sürü ihtilaf olur diye emin adımlarla incelemeye ve tahkike Kur'an bizi çağırıyor. Hiç üstün. Burada da لِقَوْمِنْ يُقِنُونَ Kur'an diyor ki bu işi aslıyla net bir şekilde detaylarıyla bilen, araştıran ilim sahipleri açısından Allah'ın hükmünden daha güzeli yoktur. Onlar böyle bilirler. Ha, hiç uzak duranlar açısından her hüküm bir. Yani bilmediğiniz konuda ki her söz bir sizin açınızdan. Bilenler açısından en güzeli Allah'ın hükmü. وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُقِنُونَ Bu da müfessirin tefsiriydi. En sona hakikaten konuya dair, konuyla ilgili güzel bir ayet yerleştirmiş. Bazıları da şöyle diyorlar. Tamam, Allah öyle diyor ama acaba bu Cenab-ı Hakk'ın söylediği, yani o zaman ait olamaz mı? Yani o günkü şartlarda hani daha uygun olabilir. Toplumda koşulları ona uygun. İşte şartlar öyle. Hayat öyle yaşanıyor. Biraz daha primer. Şu konulardaki şöyle, toplumun bir kısmı böyle işte vesaire, pek çok kılıf getirerek o ortam açısından o hükmün en iyisi olduğunu, ideal olduğunu. Ama bize düşen bunu geliştirmeliyiz yani bugün için. Bu hükümler bir temel gibi, basamak gibi. Daha ileri adımlar atmalıyız. Bu kısaca Cenab-ı Hakk'ın hükmünün o günle sınırlı olduğunu, bugünlere hitap etmediğini söylemenin biraz kılıfına uydurulmuş hali. Bu kılıfı benimsediğiniz andan itibaren Kur'an'ın, yani ve Kur'an'daki hükümlerin sınırlayıcı, yönlendirici, bağlayıcı hiçbir yanı kalmıyor. Çünkü o andan itibaren bağlayıcı olan herhangi bir hükümle ilgili, ya bağlayıcı değil çünkü o zamandaki insanları bağlıyordu. Onlara şöyleydi, böyleydi, böyleydi deyip bağlayıcı olanları böyle atıyorsunuz. Sınırlayıcı olanları, ya bu sınır aslında o dönemdeki insanlar açısından gözetilmesi gereken bir sınır. Çünkü şöyle olur, böyle olur. O zaman teknik mümkün değil ama bugün için bu sınır gözetilmese de olur. Çünkü bugün işte teknik gelişti, şöyle oldu, böyle oldu, şöyle oldu, böyle oldu diye önünü açıyor. Mesela zinada önünü açıyor. Diyor ki zina o gün için, tabii çocuğun kimden ait olduğunu bilemezsin, nesil karışır falan. O yüzden o gün için herkes kendi ailesiyle devam etmeli. Uygun bir çözüm ama bugün çocuk olduğu zaman götürüyorsun. Kimin çocuğu olduğu belli. Dolayısıyla neslin karışması falan bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla o gün için geçerli olan hüküm bugün artık aşıldı. Çünkü biz bu çözümler geldi vesaire. İlletini kendi koyuyor. O illet koyması, koyduğu bir basamak gibi onun üzerinden hükmü aşırıyor. Hükümden kurtuluyor. Hükmün bağlayıcılığından kurtuluyor. Halbuki biz biliyoruz ki Kur'an hükümleri, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da buyurdukları, bu ümmetin başlangıcından Hazreti Peygamber'in sorumluluk alanı, misyonu, kıyamete kadar devam eden bir süreçte bütün insanlık için geçerli. Cenab-ı Hakk'ın hükümlerinin doğruluğunun doğruluğuna iman, bunu hayatında tatbik ve bunu savunma, bu tür bahsettiğimiz şeylerin hepsi bunun genel geçer olmasıyla ancak kaim. Genel geçer olduğu ortadan kalktığı andan itibaren bu bahsettiğimiz ayetlerin hiçbir anlamı yok ki. O andan itibaren adam hem Allah'ın hükmünü savunacak hem de o hükmün bugüne dönüşmüş halinin şöylesi olması gerektiğini savunacak. Yani hükme yeni bir form veriyor ve o formu da Allah'a bu sefer yamıyor. Aslında Allah o zaman bize öyle dedi, şimdi bugün de böyle yapmamızı istiyor. O bize bir ön açılım verdi, şimdi onu uzatacağız, buraya getireceğiz diye hükümleri bakıyorsunuz tırpanlıyor, kesiyor. Kimisini iptal ediyor, bu artık kaldırılmıştır diyor. Kur'an sürekli tekrar ettiği bir hükmü, mevziyi o ilan ediyor, o güne aitti. Cenab-ı Hak bunu aşamalı bir şekilde işte kaldırmanın yoluna koymuştu, şimdi de kaldırmış artık sayılır diye. Böyle Kur'an hükümleri üzerine gerek illeti üzerinden, gerek çerçevesi üzerinden müdahaleler aslında ben aynı sürecin bir uzantısı, kılıflı uzantısı olarak görüyorum. Oradaki yemin, iyilikten başka bir şey istemedik yemini neyse, diğer hükümlerle ilgili günümüzde yapılan müdahaleler, sözüm ona modern dünyaya uyum sağlama, moderniteye
kişinin gözükme adına yapılan veya modern çağa uyum sağlama adına yapılan girişimlerin hepsi bence aynı çerçevede. Onların bir an için geçerli olabileceğini düşünürsek mevcut Kur'an'ın hiçbir kıymeti kalmaz. Çünkü hiçbir kimseyle artık Kur'an'ı hiçbir hükmü tartışamazsınız. Size diyecek ki yani o gün için öyleydi. Şimdi bak böyle böyle onun gerekçelerini ister kabul edin ister kabul etmeyin. Yöntemi kabul ettikten sonra gerekçeye mahkumsunuz. Yani onun gerçeği izafi olsun, sınırlı olsun, lokal olsun, meselenin özüyle ilgili olsun yahut olmasın hiç mühim değil. Önüne gerekçe koyan herhangi bir hükmü aşabilir o andan sonra. Herhangi bir hükmü devreden çıkarabilir o andan sonra. Hepsine tağut kriterleri diyebiliriz yani, değil mi? Yani bu bir tağuti bir kriter. Evet, yani. Kur'an'ı bypass etmenin bir yöntemi. Kur'an'ı böyle bir yöntemiyle hemen bypass ediyor. Ve Allah'a da sözüm ona küstürmeden bypass ediyor kendince. Yani Cenab-ı Hak o zaman öyle dedi, bir örnek verdi bunu. Böyle yaparak Kur'an'ın şu hükümlerinin artık zamana izafeti dolayısıyla devrede olmadığını, şu hükümlerin ancak devrede kalabileceğini diye böyle Kur'an'da da ayrıma gitmeye başlıyor ondan sonra. Evet. Bu bir ve bunu bilim üzerinden sözüm ona yapıyor. Bunların hepsi ya ilhadın örneğidir ya işte tağuti bir projenin neticesidir. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an'da belli bir zaman ile sınırlı bir hükmü sanki sadece o günlere hitap ediyormuşçasına ortaya koyup sonrakileri yaya bırakacak. Sonrakileri ya Rabbi şimdi bu hükmü ne yapacağız sen öyle demişsin ama Cenab-ı Hak da onlara ya ben öyle dedim ama yani böyle de gelişeceğini bilemedim ki bileydim daha hem onları hem sizi ihata edecek size de onlara da hitap edecek böyle daha bir şey söylerdim deyip Cenab-ı Hakk'ın da çaresiz kaldığı tabii böyle bir de bir sahne ortaya çıkıyor. Yani madem öyle Cenab-ı Hak onlara ilişmeyen onları da idare eden bizi de kapsayacak şekilde çünkü süreci başıyla sonuyla gören o değil mi? Aleyhissallahu bi ehkemil hakimin değil mi? Ki öyledir zaten Kur'an hükümleri. Yani onların durumlarıyla ne o kadar mevziidir, onların durumlarıyla ilgili detaya girip bize hitap etmeyecek şekilde bizden uzaklaşır. Ne de bize büsbütün çok yönelip onları çaresiz. Ya ne diyor Cenab-ı Hak burada acaba? Öyle ifadeler var ki Kur'an'da hem onları içine alıyor hem bizi içine alıyor. Okuduğumuz zaman 14 asır önceki bir kitap değil, hali hazırda yeni nazil olmuş, hiç tarihsel boyutu gözümüze batmayan, dikkatimizi çekmeyen bir kitap okuyoruz. Farkında değiliz. Hele gidin 14 asır önce başka bir kitap alın. 14 asır değil, 100 yıl önceki 10 tane kitabı alın kütüphaneden. Bir de masaya Kur'an koyun. Okuyun o 100 yıl önceki kitapları. Her sayfada, her satırda ha diyeceğiniz bir sürü olay var. O zaman böyle düşünüyorlarmış. O zaman böyle şeylerden oluyormuş demek ki. İşte bak böyle diye o güne ait ve bugün için artık konuşulması bile sırıtan, bırakın entelektüel görünmeyi, bugün konuşulması bile sırıtacak, kişiyi küçük düşürecek şeyler göreceksiniz. 100 yıl önceki bir şeyden söz ediyor. 14 asır önceki Kur'an'ı okuyoruz. En gelişmiş ilmin bugün itibariyle olduğu bir ortamda okuyoruz. Ve bak burada da böyle diyor. Demek ki o zaman öyleymiş dediğimiz bir tek nokta yok. Hükümleri de öyle. Verdiği hükümlerin yanında, onun yönlendirdiği ticari hayatta, iktisadi hayatta Kur'an'ın yönlendirmelerinin hala çağ bilginleri çok gerisinde. İşte geçenlerde kriz oldu. Adamlar kalktı dediler ki bu faizle dünya sistemini, iktisadi sistemi adil götürmenin bir yolu yok. Faiz her zaman sistem içerisinde birikme meydana getiriyor ve sonra patlamaya yol açıyor. Para üzerinden para kazanmanın emek, üretim olmaksızın yolu açıldığı sürece bu sonuca mahkumuz. Faizleri düşük tutarsan 100 yılda, yüksek tutarsan 10 yılda, daha yüksek tutarsan 1 yılda. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.